Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. LGS 2023 tayfamızla beraber tercih rehberliği videolarımıza devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce bir video serisi başlatmıştık ve yüzdelik dilimlerinize göre sizlere hangi okulun aşağı yukarı gelebileceğini anlatmaya çalışıyorduk. Yine bu serinin bir videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda da geçen videomuzun altına gelen yorumları teker teker incelemeye çalışacağım kusuruma bakmayın lütfen çok fazla yorum geliyor yetişemiyorum hem Instagram'dan hem buradan olabildiği kadar Sizlerin yüzdeliklerine neler gelebileceğini bu videoda değerlendirmeye çalışacağım. Bundan sonra da yine tercih süreci bitene kadar sizlerle tercih rehberliğimiz devam edecek. Sizleri kesinlikle yarı yolda bırakmayacağım. Hiç merak etmeyin. Merak ettiğiniz sorular varsa yorum yorum bölümüne yazabilirsiniz. Onları da video olarak çekebiliriz sevgili arkadaşlar. 9. sınıfta da beraberiz. Onu da hatırlatmak istiyorum. Videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Eğer Buğra hocama destek olayım derseniz de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden yüzdeliklerinizi incelemeye hemen geçelim. Evet, son videomuz karşınızdaki videoydu arkadaşlar. Yüzdelik dilimi hangi okul gelebilir LGS tercih başlıklı videomuzun altına sizler yorumlarınızı yapmıştınız. Ben birazcık bekledim ki bu videoyu çekmek için teker teker cevaplamak zor oluyor arkadaşlar. İnanamayacaksınız yüzlerce yorum geliyor hem Instagram'dan hem buradan. Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel tercih ile ilgili riyaslar paylaşıyorum arkadaşlar. Yine burada olabildiğince yetişmeye çalışacağım. Ee, sakın darılmayın, yücelmeyin İnebildiğim yere kadar inmeye çalışacağım ve her yorumu da kalplemeye çalışacağım. Hiç merak etmeyin. Mehmet Kuş isimli arkadaşım. Hocam bir tane daha video çekin. Sizin sayenizde içimiz ferahlıyor. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Ee, sizler de sağ olun, var olun arkadaşlar. Beyza isimli arkadaşımız genel yüzdeliğin 4.90 olduğunu söylemiş. Beyza sana 1 ve 2. tercihlerin gelme ihtimali zor. 3. tercihi zorlarsın. Büyük ihtimalle 4. tercih gelebilir. Eğer 4. tercihten hani puanlar artar da 4'ten de sekersen 5 garanti gelir onu söyleyeyim ama 4. tercihin gelme ihtimali sana yüksek. Hayırlı olsun sonucun inşallah. Prime Efe isimli arkadaşımız 5.42'ymiş. Burada birinci ve ikinci tercihler herhalde biraz daha üstten yazayım diye yazdın. Doğru olabilir sıkıntı yok. Ee, burada üçüncüyü zorlarsın ama dördüncüye garanti girersin arkadaşım. İnşallah sen de istediğin okula yerleşmiş olursun. Ee, Zeyminak isimli arkadaşımıza baktığımızda genel yüzdelik 7-13. Burada 1-2-3 bu okullar zor. 4. okulunda zor olduğunu söyleyebilirim. Buradaki Servet Yan Anadolu Sesi büyük ihtimalle sana gelebilir. 3. ve dördüncü tercih asilden olmaz mı ama yedek şansım olabilir mi? Yedek diye bir şey yok sevgili arkadaşlar onu söyleyeyim. 3 ve 4 biraz zor gibi duruyor. Hani arada %2'lik var. Ona da yani bunu söylemiş olabilirim. Samet Emre genel yüzdelik 3.97 herhalde Samet Emre benim öğrencimdi zaten. Ee, okulumdaki öğrencim. Samet Emre 436'lık okula büyük büyük ihtimalle yerleşecek diye düşünüyoruz. Yozgat Şehitler Fen Lisesi. Eğer aynı Samet Emre'den bahsediyorsak, eğer Samet Emre bir gelmezse 2 %100 gelir. Hayırlı olsun diyelim. Devam edelim. Zeynep Tekeli 43 45. Bakalım hemen. Ee, taban puan yüzdelik 528. Eee Hocam istediğim lise puanı geçen sene 429 yüzdelik dilimi 528. Diğerinin seninki kaç? Seninki 661. Birinci sıradakine girme ihtimalin zor. ikinci sıradakine de zor. Biraz daha garanti okullar yazabilirsin arkadaşım diyerek geçelim hemen. Abdurrahman Sarkas isimli arkadaşımıza gelelim. Genel yüzdelik 847. Burada sana birinci sıradaki okulun gelme ihtimali zor. Ama ikinci sıradaki yüksek ihtimalle gelecektir. daha düşük olan şunu yazman Üçüncüyü ölü tercih olarak çıkarır. Burada ikinci okulu eğer istiyorsan tabii ki ikinci sırada tutabilirsin. Masal e, Aks isimli arkadaşımıza baktığımızda genel yüzdelik 8.80. E, burada hemen baktığımda birinci sıradaki okulun zor olduğunu söyleyebilirim. Ama ikinci sıradaki okulu zorlarsın. Eğer giremezsen üçüncü sıradaki okula garanti girersin. İkinci sıradaki okulu büyük ihtimalle istediğini düşünüyorum. Ama ikinci sıradaki okul e, hani orayı zorlarsın. Eğer puanlar artmazsa zorlayabilirsin ama dediğim gibi yine de 3. okul senin için daha garanti tercih onu söyleyebilirim. Elif isimli arkadaşımız hemen baktığında genel yüzdelik 14-22. Burada birinci sıradaki okulun gelme ihtimali çok zor ama ikinci sıradaki okul yüksek ihtimalle sana gelecektir. Şimdi diyeceksiniz ki hemen şunu da kısaca anlatmak istiyorum. Hocam siz bunları nereden biliyorsunuz? Size bu e, işte yüzdeliklere göre gelme ihtimalini nereden tahmin ediyorsunuz? Arkadaşlar ben e, 9 yıllık öğretmenim. Daha öncesinde Teoga 4-5 yılda da LGS başladığından beri, 2018'den beri de LGS'ye öğrenci hazırlıyoruz ve tercih yapıyoruz zaten. 2 senedir de müdür yardımcısıydım ben. Bundan 2 sene önce de 2 senelik de müdür yardımcısıydım. Ve öğrencilerimin tercihlerini ben yapıyordum. Yani burada aşağı yukarı neyin geleceğini biliyoruz. Buradan yola çıkarak, tecrübelerimizden yola çıkarak bunları rahatlıkla söyleyebiliriz. 3 aşağı 5 yukarı da böyle olacaktır zaten göreceksiniz. Genel yüzdelik... MKC isimli arkadaşımız okuyamadım kusura bakmasın. 3.64 burada birincinin gelme ihtimali daha zor. İkinciyi zorlarsın gelir mi bilmiyorum emin değilim. Hani umut vermek istemiyorum ama üçüncüye yüksek ihtimalle yerleşirsin diye düşünüyorum. Vindan isimli arkadaşımız yüzdelik dilim 5.55'miş hemen bakalım. 3.16 buna zor. 4.45 buna da zor. 5.21'i zorlarsın. İnşallah 3. okula yerleşirsin. Ama 3 olmazsa büyük ihtimalle 5.70'e de yerleşirsin diye ee, düşünüyorum Birinci okula yani çok zor Arkadaşlar bakın %2'lik bir yükseliş zannetmiyorum Mümkün değil öyle bir durum söz konusu olamaz gibi duruyor Ama yine de tercihinize tabii ki ekleyin Hatta benim sana şunu da söyleyeyim 555 ya Okulların puanları bir miktar çok küçük de olsa artabilir ihtimalle karşı Sen 4. okulun arkasına bence 6-6.5'lardan da garanti okulu da yazmalısın sevgili arkadaşım ee, Açıkta kalmamak için söylüyorum bunu Yare Yare isimli arkadaşım 733 Birinci ve ikinci okulun gelme ihtimali zor. Hatta üçüncü de zorunu söyleyeyim. Dördüncü okul sana %100 gelir diyebilirim. Hemen geçiyorum. İmparator Belos isimli arkadaşımıza 6.78'miş. Birinci okul 3.52 zor arkadaşım. İkinci okulun gelme ihtimali çok yüksek onu söyleyebilirim. Birinci okulun gelme ihtimali birazcık zor gibi duruyor onu söyleyebilirim. Oliver isimli arkadaşımıza baktığımızda genel yüzdelik 12.27. E, i̇l yüzdelik 7.63 biz burada genel yüzdeliğe bakacağız genel itibariyle. İstediğim okul geçen sene 11-25, istediğim ikinci okul 12-27. Birincisine zor ama ikincisine yüksek ihtimalle gelir diye düşünüyorum. Kontenjan azalması da senin için bir dezavantaj olmuş. Keşke olmasaydı bu durum. Ee, Özgür Çağlayan isimli arkadaşımız genel yüzdeliğinin kaç olduğunu söyledi. Ee, bakıyorum hemen 2-25 olduğunu söyledi. Burada şuraya kadar, 4. sıraya kadar sana biraz zor gibi geliyor ama 5. sırayı zorlarsın. İnşallah 5. sıraya girersin diye düşünüyorum ama 5'e giremezsen... 3.34'lük 6. sıradaki okula girme ihtimalin çok yüksek. Tuğçe Ak. Hocam genel yüzdelik 15.45. il yüzdelik 10.60. Gaziantep'te yaşıyorum. 1. okul 10.66. Biraz zor. 2. okul zor. 3. okul biraz daha zor. Ama en yüksek ihtimal 14.05. Ama tekrar söylüyorum 14.05'e de girme ihtimalin düşük. Sen 15, 15.50, 16 bandında da kesinlikle okul yaz Tuğçe Ak. Mandalina 88-38 isimli arkadaşımız genel yüzdelik 981. Tutmasam da tutmayacağını bilsem de ilk 2 veya 3 iyi liseler yazmayı planlıyorum. Çok doğru mantıklı. 659 tamam burası gelmez. Şuraya kadar sana gelmez büyük ihtimalle. Ha şurayı zorlar mısın yok. Biraz zor %1 senin önünde ama şurasının gelme ihtimali sana çok yüksek onu söyleyeyim. Ama gelmezse de 5. sıradaki okul %90 sana gelir gibi duruyor. Şükran isimli arkadaşımıza baktığımızda genel yüzdelik 6.61 olduğunu söylemiş. Bunların arasında şu 3. okulu zorlarsın. 1 ve 2'yi artık söylemiyorum. 3 ve 4'ü zorlarsın. Yüksek ihtimalle 5 gelebilir ama yine de bak sadece 7.01 ile de kalma. Biraz 8'lere doğru da okul yaz ki garantiye almış ol işini. Gaçabeti isimli arkadaşımız genel yüzdelik 5.21 Kaçtan başlayarak yazmam lazım. Benim sana tavsiyem 3'lerden, 3.20'lerden başlayabilirsin. Böyle 9'lara kadar okul yazmak ee, senin için daha doğru bir durum olacaktır diye düşünüyorum. Ee, ne diyor? %4'lük bir okul hayal olur mu? Tabii ki de olmaz. Niye olsun? Yani %3'lerden başlayabilirsin. Birazcık üst banttan başlamak tabii ki de hakkımız. 1 ve 2'yi e, böyle daha üst perdeden başlayabiliriz. Gelme ihtimali düşük olsa bile ne olur olmaz diyerek yazıyoruz zaten. Ama gerçekçi tercihlerimizi zaten %3'ten 6-7. sıralara kadar yapacağız. O yüzden bunu da hatırlatmak istiyorum. Cemalettin isimli arkadaşımız genel yüzdelik tebrik ederim 2.37 bunların arasında sana gelme ihtimali en yüksek olan 4. sıradaki ama 4 gelmese de yüksek ihtimalle 5 ve 6 zaten rahatlıkla gelir diye düşünüyorum. Down isimli arkadaşımız genel yüzdelik 3.32 bunların arasında bak şöyle 1.31'lik okulu öne yazmışsın o zaman 0.96'lık senin için zaten ölü tercih oluyor ee, 3.06'nın gelme ihtimali daha yüksek ama bu gelmese de 5. tercihin gelir. Biraz daha garanti okullara şöyle 4 45lara da listene eklemeni sana tavsiye ediyorum. Miami isimli arkadaşımız deprem bölgesindeyim Maraş geçmiş olsun. 3.18'lik genel 2.14'lük yüzdelik dilim. Yani iki, e, genellikle şöyle düşünülüyor deprem bölgesinde il yüzdelik yazılabilir mi? Arkadaşlar dışarıdan deprem bölgesine çok fazla öğrenci gitmeyeceğini düşünerek il yüzdeliğinde düşünebilirsin ama daha doğru sonucu genel yüzdelik verecek. Ee, geçen yıl 1.1 ile almış Buraya zor diyebilirim 1.9 burası zor 3.24 Bak burası daha olası senin için Onu da söyleyebilirim İnşallah hakkında hayırlısı olur arkadaşım Hakan Karadan 1996 Genel yüzdelik 5.95'miş Hemen baktığımda bunların arasında birincisinin Senin için zor olduğunu söyleyebilirim Ama ikincisinin gelme ihtimali çok daha yüksek ee, Zey B.Y.S.L. isimli arkadaşımıza bakıyorum Genel yüzdelik 6.28 Hepsi kendi ilindeymiş. Birinci sıradaki zor ama yüksek ihtimalle sana ikinci sıradaki okul gelecektir diye düşünüyorum. İsa Pamukçuk genel yüzdelik 2.99. Birincisini zorlar mısın? Şöyle biraz zor hani arada yüzde birlik fark var ama ikincisini zorlarsın. İkincisi gelmezse üçüncüsü yüksek ihtimalle sana gelir diye düşünüyorum. Ama şuradaki dördüncü tercih sana birazcık ölü tercih olmuş. Çünkü zaten 3.40'ın altında bir tercih. Sen buraya yerleştiğinde burası boşta kalacak. Burada hani okulunu isteme durumuna göre yer değişikliği yapabilirsin. Biraz daha garanti okullar şöyle 4'lere yakında okul yazarsan açıkta zaten kalmasın. Liberan isimli arkadaşımız genel yüzdelenin 2.58 olduğunu belirtmiş. 1.69 burası biraz zor. 2.69'un gelme ihtimali çok daha yüksek. Birincisinden ziyade ikincisini gelme ihtimali daha yüksek. Zeynep Nihan Kara genel yüzdelik 7.42. Bunların arasında şöyle söyleyeyim. Sana gelme ihtimali en yüksek okullardan bir tanesi şurası. Şurayı zorlarsın. Ama gelmezse 6. sıradaki okula yüksek ihtimalle yerleşirsin. Tabii ki şurası biraz daha hani yazdık ne olur ne olmaz tercihleri. Lost isimli arkadaşımıza baktığımızda genel yüzdeliğinin 4.88 olduğunu söylemiş. 3.19'da almış burası. Burası biraz zor onu söyleyebilirim. Ee, biraz daha garanti tercih şöyle 5'lere yakında yapabilirsin. 4.5-5'lerden de okul yapmanı sana tavsiye ediyorum. MT Bulus isimli arkadaşımız genel yüzdeliğinin 12.39 olduğunu bize söylemiş. Burada baktığımızda e, ne demiş arkadaşımız? Birinci tercihinin 9.1 biraz zor onu söyleyebilirim. İkinci tercih 13. İkincinin gelme ihtimali çok daha yüksek birinciden ziyade. Ahmet Hakan genel yüzdelik 15.98. 11.98'lik okul zor onu söyleyeyim. Burada sosyal bilimler 14'lerde. Hani burasının gelme ihtimali çok daha yüksek onu da söyleyebilirim bu diğerlerinin arasında. Ceylin genel yüzdelik 4.33 demiş Bunların arasında sana gelme ihtimali Ceylin. Şurayı zorlarsın ama biraz zor onu söyleyeyim. 7-18'li okulun gelme ihtimali çok daha yüksek. Arada okullar varsa onları da e, listene ekleyebilirsin. Telefonumuz videoyu sabote etmeden şöyle sesini kapatalım. Hemen devam edelim. Yasemin Arslan genel yüzdelik 2.61. Geçen yıl 2.77 ile kapatan İlhan Varank'a girme ihtimali yüksek onu söyleyeyim. Ama 3'lerden de okulu yazıp kendini garantiye alabilirsin. E, Erkan Debeleç isimli arkadaşımız. Yüzdelik dilim 2.69, 2.7 ile alan okula girebilir mi? E, girme ihtimali yüksek onu söyleyeyim. Girme ihtimal tabii ki var ama yine de dediğim gibi 3'lerden okul yazarsanız, 4'lere doğru okul da yazarsanız çok daha garanti olacaktır. Kafanız rahat edecektir. Atalay Özçelik 41.53, genel yüzdelik 8.93, 7.88'lik okulun gelme ihtimali zor onu söyleyebilirim. Biraz daha sen 9'lara yakın, 8.5 9'lar arasında da okulları yazabilirsin listene. Roblox Kral 4-13 tercih listesine baktığımızda buradan sana gelme ihtimali en yüksek okulun şurası olduğunu söyleyebilirim. Ha şu okulu biraz zorlarsın ama şu okulun gelme ihtimali çok daha yüksek onu da belirtmek istiyorum. Hemen devam ettim. Kerem Aydın isimli arkadaşımıza genel yüzdelik 201. Bunların arasında bir 9'luğu tabii ki de zorlayacaksın. İnşallah burası olur ama burası olmazsa yüksek ihtimalle 2 olur. Sadece bu tercihlerle de kalmayın. Biraz daha garantiye de oynayabilirsiniz. Mehmet Borut Bakalım yüzdelik 0.90 tebrik ediyorum çok güzel bir sonuç. Mehmet eğer düşünürsen Başarı Hikayeleri serisinde seninle de güzel bir video çekebiliriz. E, ne yapıyoruz Başarı Hikayeleri serisinde? Türkiye'de yüksek derece yapmış öğrencilerimizle beraber sohbet havasında LGS çalışmalarını nasıl geçirdiği ile alakalı bir video yapıyoruz. LGS 2024 Tayfa'ya destek olmak için eğer düşünürsen bana yazabilirsin. E, 0.90 Aydın Fen e, biraz zor ama burayı zorlarsın onu söyleyeyim. Olmazsa büyük ihtimalle şurası gelir. İnşallah Aydın Fen senin için olur diyelim. Hakkında hayırlısı olsun. Mehmet Bostancı bakalım. Genel yüzdelik 9. E, bunların arasında Abdurrahman Paşa Lisesi 10 muymuş? ha il yüzdelik 13 nokta olmuş pardon. 6.70. 6.70'lik okulun gelme ihtimali çok düşük onu söyleyebilirim. Biraz daha böyle 8.5-9'lardan 9.5'lardan da okul yazmanızı size tavsiye ediyorum. DAK isimli arkadaşımız genel yüzdelik 1.24. Bunların arasında şu iki okulu bak 1.21'lik olanları kesinlikle zorlarsın. İnşallah bunlar gelir. Olmazsa şu gelir. Ama okul puanları hakikaten biraz daha beklediğimizden daha yüksekte artarsa 1.90'lık sana gelecektir diye düşünüyorum. Bekir 60-78 bir lisenin yurdu olup olmadığını nasıl anlayabiliriz demiş. Hemen yorumunu beğenelim. Arkadaşlar tercih listenizde merkezi tercih yapıyorsunuz ya orada sağ tarafta bir soru işareti var. Herhalde yanılmıyorsam siyah, sarı bir yuvarlağın içerisinde soru işareti var. O soru işaretine tıkladığınızda pansiyonu olup olmadığı orada yazıyor. Bekir'in sorusunda bu şekilde cevaplamış oldum. Eğer bu tarz başka tercih süreciyle alakalı merak ettiğiniz, hani hocam yüzdeliğime ne gelir haricinde merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorum bölümüne yazmayı da unutmayın. Evet bak yine o sorulardan bir tanesi. Hocam tercihler sınav puan üstünlüğüne göre mi yapılacak? E, yerleştirmeler evet öncelikle puan üstünlüğüne göre yapılıyor. Puanların eşit olması durumunda da farklı şeylere bakılıyor. Neye bakılıyor? İşte okul başarı puanı, 8. sınıf puanı 7, 6 diye gidiyor. Hatta devamsızlıklara bile bakılıyor. Hepsinin eşit olması durumunda da en küçük olan doğum tarihi daha küçük olan o zaman yerleşiyor. Tabii ki böyle bir durum çok mümkün değil ama bu şekilde oluyor. Kerem isimli arkadaşımız bakalım genel yüzdelik 264'müş. Burada 264'e e, şuranın gelme ihtimali, ikinci sıranın gelme ihtimali çok daha yüksek duruyor. Sadri Enes Uluca isimli arkadaşımız genel yüzlerinin 353 olduğunu belirtmiş. Bunların arasında gelme ihtimalinin en yüksek olduğu yani şurayı zorlarsınız inşallah burası gelir ama gelmezse de ben dördüncü sıranın size geleceğini düşünüyorum. İkinci sıra biraz zor ikinci sırayı istiyorum demişsin ama inşallah gelir diyelim ama biraz zor onu da belirtmek istiyorum. Ahsen isimli arkadaşımıza baktığımızda genel diliminin 0.88 olduğunu görüyoruz. Ahsen tebrik ediyorum. Eğer sen de katılmak istersen başarı hikayeleri serimize ya Instagram'dan ya da buradan yorumdan ya da mail adresimden bana yazabilirsin eğer düşünürsen. Bunların arasında Ahsen'e gelme ihtimali. Şurayı zorlar Ahsen, Konya Meranfen'i. Ama gelmezse büyük ihtimalle Aziz Sancar Ankara Fen Lisesi gelir diye düşünüyorum. Baksaç isimli arkadaşımız 13-20. 12-28 ile kapatan okul biraz zor gibi duruyor ama yine de tercih listene tabii ki ekleyebilirsin. Ebu Bekir ismini hatırlıyorum herhalde sana bakmıştık 081 eğer düşünürsen yine teklifim geçerli. Ee, seni de başarı hikayeleri serisini alabiliriz. Çapa 03 gelme ihtimali arada 0.50 var. Biraz zor çünkü yukarıda yığılma çok olduğu için herkes zaten o iyi okulları istiyor. E ee, şu YAFL dediğinin gelme ihtimali sana çok daha yüksek onu da belirtmek istiyorum. E ee, isimli arkadaşımız e, deprem bölgesindeki okulları nasıl etkileyecek? Ek kontenjan durumu? Zaten oraları sadece deprem bölgesindeki öğrenciler tercih edeceği için sanırım oraları etkilemez. Yani genel itibariyle öyle olacak diye düşünüyorum ben de. Zaten öğrenciler dışarıdan oraya gelecekler mi çok zannetmiyorum ama dediğiniz bu şekilde olacak gibi duruyor. Hilal Gök isimli arkadaşımız genelinin 3.33 olduğunu söylemiş. E, Göktürk Vatan Gök e, herhalde olduğu için yazmış. Burada şu okulu kesinlikle zorlarsınız ama gelmese de ikinci sıradaki okul gelir diye düşünüyorum. Green Teh isimli bayağı zorlandım okurken. İsimlerinizde bazen zorlanabiliyorum. 087 bunların arasında bu arkadaşımıza gelme ihtimali şu 103'lük okul daha yüksek. Eğer sen de düşünürsen sevgili arkadaşım başarı hikayeleri serisine seni de ekleyebiliriz. Bayağı öğrencimiz oldu. Burada 2024 tayfaya da yol gösterici olmak istediğimiz için böyle bir seri yapıyoruz. Neslihan 14 31 almış yüzdelik dilimde. Bunların arasından Eslihan hepsinin sana çok zor olduğunu söyleyebilirim. Senin %12'lerle %17'ler arasını düşünmeni isterim ben. Bunu belirteyim. Çünkü diğerlerinin yani şunların tamamı senin için ölü tercih gibi duruyor. Yakup Çetin isimli arkadaşımıza baktığımızda genel yüzdelik 6.59. Bunların arasında Yakup Çetin'e gelme ihtimali çok yüksek olan okul 3. okul onu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bazen böyle acımasız gibi görünebilirim ama ben gerçekçi olup sizlerin üzülmesini istemiyorum. Eğer desem ki işte Yakup Çetin 6.59 Yakup Çetin'e kesinlikle birinci okul gelir dersem Yakup Çetin isimli arkadaşımız zıplar havalara uçar o bana burası geliyor der ama gelmediğini görünce daha büyük hayal kırıklığı yaşar. Bu yüzden ben size işte gerçekçi yorum yapmaya çalışıyorum. Bu noktada da e, beni anlamanızı istiyorum. Alperen Bozan e, 16 herhalde. Bunların arasında 16 mı? Ha 16'ymiş yüzdeliği. Bunların arasında sana gelme ihtimali en yüksek olan şöyle söyleyeyim. Gelme ihtimali bunların arasında yok da en yakın şu, şundasın zaten ama Alperen 14'lerden başla 17 18 19'lara kadar okul yaz. Şimdi geldim 2.64'lük bir arkadaşımıza Hasan Altun. Bunların arasında Hasan Altun'a şurasının gelme ihtimali çok daha yüksek. İnşallah e, puanlar e, şuraya bizi yerleştirir diyelim. E, Abuk Lover isimli arkadaşımız 0.86'ymış. Tebrik ederim çok güzel bir sonuç. Sen de eğer düşünürsen başarı hikayeleri serisinde yer almayı bana yazabilirsin. Burada şu okulun e, gelme ihtimali yüksek onu belirteyim. Eğer puanlar artar da bu okula yerleşemezsen İkinci sıradaki okulun gelme ihtimali çok daha yüksek onu belirtiyorum. Artık senin için üçüncü okul çok garanti okul olacak. İnşallah öyle olacak. Bakalım kaç dakika olmuş? Bayağı olmuş 20 dakika olmuş. Biraz daha devam edeceğim. Genel yüzdelik 3.15. İstediğim 1.79. Buranın gelme ihtimali çok zor. Biraz daha sen 2, 2.5, 3, 3.5, 4 oralardan yazabilirsin Eyüp. Yücel Yaşar. Genel yüzdelik 456. Bunların arasında Yücel Yaşara birinci tercih gelme ihtimali çok yüksek. Onu belirteyim. Ama gelmezse ikinci tercih garanti gelir. İnşallah birinci tercihin gelecektir diye düşünüyorum. Genel yüzdelik 3353. Bunların arasında sana gelme ihtimali şurası var dördüncü senin ama burası yoksa beşinci sıradaki senin gelme ihtimali çok daha yüksek. Fatma Kök Mehmetoğlu 998. 7.6 imiş burasının gelme ihtimali zor şurayı zorlarsınız ama ben buranın da zor olacağını düşünüyorum Biraz daha onlardan okul yazabilirsiniz 10 10.5'lardan buçuklardan okul yazarsanız daha da Rahat yerleşirsiniz Buralar zor sadece bunları yaparsanız açıkta kalma ihtimaliniz de var onu da belirtmeyi istiyorum Utkucan isimli arkadaşımız 1.17 imiş Burada Şuna zorlarsın tabii ki zorlarsın İnşallah burası gelir ama gelmezse Şurasının gelme ihtimali var Birinci tercihin gelme ihtimali. Şimdi hani söyleyip umutlandırmak istemiyorum. Yüksek onu söyleyeyim. Arada hiçbir şey yok. Ee, i̇nşallah geçen seneki gibi olursa buraya yerleşirsin gibi. Ama gelmezse de yüksek ihtimalle şuraya geçer zaten. Yüzdelik 4.88 listem sizce nasıl? Gayet güzel bir liste. Bak arkadaşımız 5'e yakın. Ee, hayali olan yerleri daha yukarıya yazmış. Çok güzel. Şu biraz zorlayacağı yer. Şu daha fazla zorlayacağı yer. İnşallah şurası gelir ama burası gelmezse arkadaşımıza 6.39'luk dilim gelir. İşte tercih böyle yapılır. Gayet güzel bir tercih yapmış. Hatta şuradan sekmez de 6.39'dan sekerse zaten şunlar 8.53'te 12.86 benim için garanti tercih. Çok güzel bir tercih yapmış Muhammed Can. Zeynep genel yüzdelik 3.15, 3.14. Yüksek ihtimalle gelir. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah gelecektir. Ama gelmezse de şöyle 3.5'lardan okul yazarsan rahat rahatlıkla oralara da yerleşirsin. Genel yüzdelik 2.62. Bakalım 2.62 şura birazcık zor gibi. İnşallah şurası sana olacaktır diye düşünüyorum. İkincinin gelme ihtimali çok daha yüksek. Naim Kısadal isimli e, velimiz ya da öğrencimiz bilmiyorum. 9.13'müş. Bunların arasında çok güzel tercihler yapmışsınız. Şöyle söyleyeyim. E, hayalinizdeki okulları yukarı yazmışsınız. Şunun gelme ihtimali çok daha yüksek onu belirteyim. Ama bir tane daha hani böyle 6. okula da %11'lerden falan okul yazarsanız çok daha rahat edersiniz. Lieskia isimli arkadaşımız yüzdelik 4.53'müş. Hemen bakalım ee, burada biz yüzdeliğe göre gideceğiz. Şunu zorlarsın ama bunun arkasına bir iki tane daha tercih ekleyebilirsin. Şöyle 5'lerden falan da e, açıkta kalma ihtimalini böylece sıfıra indirsin. Hocam kızımın genel yüzleri 0.63. Tebrik ederim. Çok güzel bir sonuç. Eğer siz de düşünürseniz başarı hikayeleri serimizde sizi de ağırlamak isteriz. Bunun için Instagram'dan bana yazabilirsiniz. E, görselin hemen sol üst tarafında görünüyor. E, hatta şurada olabilir. Ben altta kaldığıma göre. Yukarıda Instagram hesabımı yazıyor. Oradan bana da yazabilirsiniz düşünürseniz eğer. 1.40 ile kapatmış. Girme ihtimali bence çok yüksek. Ama tek tercih yapmayın. İkinci tercih yapmanıza gerek var mı? Aslında yok da... Açıkta kalma ihtimaline karşı bir tane de ikilerden okul yazarsanız eğer çok daha garantiye gitmiş olacaksınız. Hocam bir de yerel yerleştirme ile ilgili video yapar mısınız? Yapacağım merak etmeyin. Onu da hemen aklımda söyleyeyim. Atalay Özçelik genelin 8.93 olduğunu söylemiş. Atalay şurayı zorlarsın onu söyleyeyim. İkinci tercih gelse mükemmel olur, zor. Yani gerçekten çok zor onu söyleyeyim. Umut tatmak istemiyorum arkadaşlar. Size boş umut vermek de istemiyorum. Gerçekçi yorumlarla ilerlemek istiyorum. Genel yüzdelik 1.37. Bunların arasında e, birinciyi zorlarsın. Gelmezse eğer ikincinin gelme ihtimali daha yüksek. Hiç olmadı. Üçüncüye garanti yerleşirsin. Ama üçü de kontenjan düşürmüş. Maalesef ki bu bizim için olumsuz bir durum. Batu yüzdelik dilim 30'daymış. E, burada OBP 90'mış. OBP yani sen herhalde OBP ile yazacaksın anladığım kadarıyla. E, baktığında şu okulun gelme ihtimali daha yüksek. İkincini ikinci sıradaki yerelin gelme ihtimali daha yüksek. Yüzdelik 9 13 9 46 10 11 arası çok zor ama 5 28. 5 28 zor evet ama şu okullar sana gelir. Gerçek güç isimli arkadaşımız 3 53'teymiş. Şu okulu zorlar ama 5. sıradakinin gelme ihtimali çok yüksek onu söyleyeyim. Yani şunları tabii ki hayalindeki okul olarak ekleyebilirsin ama şurayı zorlarsın. Bura gelmezse 5. sıradaki okul gelir. Esin Kaynar. Yüzdelik dilim 7.98. İl yüzdelik 10-19. Bizim istediğimiz yaşadığımız şehirde Kayseri'de bulunan iki okul var. Birinci sırada istediğimiz okulun yüzdeliği 8 05. Gelme ihtimali yüksek. Çünkü önündesiniz zaten. 870. O gelmezse şurası gelir. Ben birincinin gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten önündesiniz. Gelmezse garanti olarak şurası gelir diyebilirim inşallah. E, Toyspan. Toys Bakalım genel yüzdelik 0.97 tebrik ederim. Çok güzel bir sonuç. E, i̇stediğim okul 1 ile almış. Girme ihtimali çok yüksek. Ben girme ihtimalinin bu okullara yüksek olduğunu düşünüyorum. Garanti olarak bir iki tane daha garanti yazarsan rahatlıkla yerleşirsin zaten. User isimli arkadaşımız genel yüzdelik 4.30 Batman Fen Lisesi 2.77. Burada biraz zor ama şurası gelir. Şurası gelir. Biraz zor Batman Fen Lisesi onu söyleyebilirim. Yine user isimli arkadaşımız 7.22. Bunların arasında bu arkadaşımıza gelme ihtimali en yüksek şunlar. Ama yine de 7.5'lardan 8'e doğru okullardan da yazmasını tavsiye edebilirim. Genel yüzdelik 6.77'ymiş Furkan isimli arkadaşımızın. Burada Furkan'a şurası zorlarsın diyeceğim de biraz daha uzak kalıyorsun. Arada 1 puan var. Böyle Furkan 6.5-7'lerden de yazmanı sana tavsiye edebilirim. Zeynep baharlarsan Arslan. Bakalım şurada 1.97-2.92. Bence girersin. Hayırlı olsun diyebiliriz inşallah. Nurcan Hasan baş Benim oğullarımdan ikizlermiş. Allah bağışlasın inşallah. Biri pulledi. Ooo... Bakın sayfamızda bir tane Türkiye birincisi varmış. Hayırlı olsun. olsun. İnşallah çok güzel bir okula yerleşirsiniz. Eğer düşünürseniz iki öğrencimle birlikte ikizlerle başarı hikayesi serisi yapmak benim gerçekten çok hoşuma gidecek. Onu belirteyim. Instagram hesabından yazabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Ama Instagram'a yazarsanız kesin dönüş yaparım onu söyleyeyim. Yorumlarda biraz kayabiliyor. Ya da mail atabilirsiniz. Düşünürseniz aynı okula gitmek istiyorlar. İstanbul'da hangi okulu önerirsiniz? Galatasaray. Kabataş, İstanbul Erkek bunları yazabilirsiniz. Ee, yine bu okullar sizin e, yerleşebileceğiniz okullar gibi duruyor. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hatta size şuraya da e, birazdan bir yorum yazacağım inşallah. Eğer düşünürseniz sizleri de başarı Hikayesi serisini almak isterim. Pantürkizm 3.52 e, lise gelebilir mi? Gelir ama hangi yüzdelikten onu bilmem lazım. Kerem Al 63 51 genel yüzdelik 277 istediğim okul 277. Aa aynı puan. İnşallah gelir diyelim ama üçlerden de okul yazarsan daha garanti olur. Erkan Aydın 791 791 gitmek istediğim e, okul 791. Gelme ihtimali yüksek. 8 8,5'lardan okul yazarsan daha garanti olur. Hayron Nisa Yılmaz Puanım 488 tebrik ederim. 041 Hayrı Nisan sen de düşünürsen başarı hikayeleri serisini alabiliriz. 029 burayı zorlarsın onu belirteyim ama e, ee, 050'lerden 060'lardan oralardan da okul yazmayı ihmal etme. Sadece tek bir tercih seni yanıltabilir. Volkan Savlı herhalde. Bakalım OBP ile nasıl tercih yapılır? Onunla ilgili bir video yapabilir misiniz? Yapacağım. Yapacağım. Tamam aklımda. Onun notunu alacağım. E, Ayşe isimli arkadaşımız 10.3. İstediğim okul 7-3. Biraz zor. Onu belirteyim. Biraz zor. Özge Tüzün yüzdelik dilim 9-20. Bunların arasında 4-81. Ee, burası biraz sana zor. Onu söyleyeyim. Sen 8'lerden başla. 7.5-8'lerden başla. 12-13'lere kadar okul yaz. Ertuğrul isimli arkadaşımız yüzdelik 13-94. 15-52. Bence buraya yüksek ihtimalle gireceksin diye düşünüyorum. Ee, bakalım 4-29. Ne diyor? Hocam benim yüzdelik dilimim... Ee... 4.29, genel 7.27. Genele bakacağız. Şurayı zorlarsın ama ee, yani daha garanti tercih olur. Buraya girme ihtimalin biraz zor, onu söyleyebilirim. Rondo isimli arkadaşımız genel yüzdelik 7.59. Bunların arasında sana gelme ihtimali, ee, şurayı zorlarsın, şurayı zorlarsın. İnşallah 4 gelir, 4 gelmezse de 5 gelir diye düşünüyorum. Ömer Faruk genel yüzelik 2.38 bunların arasında şurayı zorlarsın. Burası gelmezse 2.83'lük okulun geleceğini sana düşünüyorum. Eee Ecem isimli arkadaşımız yüzdelik 14.80 12 küsür girebilir mi? Biraz zor. Böyle 15'ler daha gerçekçi olacaktır. 14-15 aralığı sana daha gerçekçi olacaktır. Eyüp 3.15 2.70'lik okula biraz zorlarsın ama zor onu söyleyeyim. 3 3.15 3.40 oralardan da yazarsan 3.50'lerden daha rahat girersin. Esin Çaydere merhaba. 483 tebrik ederim. Çok güzel bir sonuç. Düşünürseniz yazabilirsiniz bana başarı hikayeleri serisinde yer almayı. 0.90'mış, 0.63'lük. Vehbi Dinçerler gelir mi? Zorlarsınız. Ee, yani dışarıdan Antep'te dışarıya depremden dolayı göç verdiği için hani zorlayacaksınızdır diye düşünüyorum ama yine de tek tercihle kalmayın derim. Emre isimli arkadaşımız genel yüzdelik 10.66. Bunların arasında Birinci sıraya eğer bunu yazacaksan Emre büyük ihtimalle sana bunlar gelir. Zaten şunlar e, gelmez diye düşünüyorum. Çünkü birinciden sekmez. Çünkü aranda zaten çok önündesin. 3.5 puan önündesin. Nursel e, Bademcioğlu genel yüzdelik 11.7. E, ne diyor? E, burada 6.9 çok zor. Çok zor onu söyleyebilirim. Enes Kurt Sivas'taymış. Hemen bakalım genel yüzdelik 6.16. Bunların arasında Enes sana 3. okul gelir. 1 ve 2 birazcık daha yüksek tercih. Onu belirtelim. Ercümen çözer. Bir Behzat C izleyicisi büyük ihtimalle. Yüzdelik 7.6. 6.6 biraz zor ama şunun gelme ihtimali çok daha yüksek. Tek, sadece bu tercihlerle de kalmayın. Yüzdelik dilim 5.98. 5.84'e girebilir miyim? Zorlarsın. İnşallah girer ama girmezse de böyle 6-6.5'lardan da okul yazabilirsin. Kaç yorum var bilmiyorum ama kaç dakika oldu biliyor musunuz? Tam 30 dakikadır öğrenci yorumluyoruz. Devam edeceğim. Olabildiği kadar yoruldum yere kadar devam edeceğim. Eğer kendinizi görürseniz sizler de yorumlara yazmayı unutmayın. Sizden sadece bir ricam var. Videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmanız bu sayede bana destek olabilirsiniz. Genel yüzdelik 3.54 bunların arasında 3.75'liğin gelme ihtimali yüksek sana. Şeyma isimli arkadaşımız yüzdelik 15.2 11 ile almış çok zor onu söyleyebilirim çok zor. Akif Demirci yüzdelik 7.74 geçen sene 7.92'lik liseye girebilirsin. Kontenjan da artmış. İnşallah burası gelir diye düşünüyorum. İl yüzdelik gelen yüzdelimden daha iyi. Bu yüzden il yüzdelime göre tercih yapmak istiyorum. Ya, yapabilirsiniz. Çünkü Antep hani deprem bölgesi. Dışarıdan çok fazla ben öğrenci alacağını düşünmüyorum. Hani aileler göndermek isteyebilir. İl yüzdeliğe göre de düşünülebilir. Yine de başka rehber hocalarını da sormanızı tavsiye edebilirim. LGS isimli arkadaşımız genel yüzdelik 3.97. Bunların arasında şurayı zorlarsın. Biraz zor ama yüksek ihtimalle 3. okul gelir diye düşünüyorum. Ay Arda Herek isimli arkadaşımız 5.89'muş. İMKB Fen Lisesi'ni yazabilir miyim? İşte keşke genel yüzdeliğini yazsaydın geçen sene kaçla aldığını. Onu bilmeden yorum yapamam. Buradan da bakamıyorum. Şu anda video çok uzuyor. Erhan Dönmez 3.51, 3.75'lik okula gelir mi? Gelme ihtimali yüksek. User isimli arkadaşımız 8.67, yüzdeli %10 olan bir okula gitmek istiyorum. Gelmez diyen hocalar biraz boş yapıyorlar onu söyleyeyim. Yüksek ihtimalle gelir. Çok oynayacak diyorlar ben o kadar düşünmüyorum. Yani 0.1, 0.2 belki artabilir ama tutup da 1.5 puan yükselmez okulların şeyi. Ben zannetmiyorum bu kadar yükseleceğini. Ha bak yüksek kalabalık iller dediğiniz doğru olabilir İstanbul Ankara. Çünkü 460, 490, 500 aralığında yığılma çok fazla. Genellikle en iyi okullarda büyük şehirlerde olduğu için oralar yükselebilir. Ama diğer iller yani çok aşırı yükselmeyecektir. Hemen bakıyorum Sasuke isimli arkadaşımız 9.55'miş. Bunların arasında ee, sen şöyle yapabilirsin. 8'lerden başlayıp 12'lere kadar okul yazabilirsin. Genel yüzdelik 2.52. Bunların arasında şunun gelme ihtimali yüksek. Eğer bu gelmezse bak işte 0.30'luk okul puanı artar da sen buraya yerleşemezsen üçüncüsü sana garanti gelir diyebilirim. Zeynep isimli arkadaşımız 431 407 432. Şunun gelme ihtimali çok daha yüksek. İnşallah birinci gelir ama sadece bunlarla da kalma yeni okullarda ekle. User e, ne diyor arkadaşımız? 17 80 yüzdelik 17 13'lük. Yani daha düşük okullarda bir tık daha düşünebilirsin. Zorlarsın ama biraz zor gibi duruyor. Zeynep isimli arkadaşımız 25 71 23 76 sana biraz zor diyebilirim Zeynep. Kenon isimli arkadaşımız genel 487 ee, 2.09 biraz zor bunu söyleyebilirim. Ek kontenjan var ama biraz zor. Burası sana biraz zor. Futbol isimli arkadaşımıza baktığımızda yüzdelik 1.59. Şu güzel. Bak e, önündeki okulu yazmış. Bu da güzel. Ama 3. okulun gelme ihtimali çok daha yüksek. Burası gelmezse şu 4. gelir diye düşünüyorum. Cemil isimli arkadaşımız genel yüzdelik 11.10 9'lardan başla ve 14'lere 15'lere kadar okul yazabilirsin. 11. Osmaniye'de yaşıyorum. Depremizde de illere bizlere de eklendik. Adana'dan tercih yapmak istiyorum. Nasıl yapmam lazım? Daha düşük dilimli bir okula girebilir miyim? Şöyle e, Yavuz isimli arkadaşımız. 9'lardan başla 13-14'lere kadar okul yazabilirsin. E, i̇htimaliniz yüksek onu da söyleyebilirim. Yaren 10.53. 11 ile kapatan okulun gelme ihtimali yüksek. E, burada 9'lardan -9 8.5'lardan başlayıp sen de 13-14'lere kadar okul yazabilirsin. Beran Çelik. Genel yüzdelik 0.67. 0.68'lik e, artı 30 kontenjan. Oo çok güzel. Kadıköy Anadolu. İnşallah gelir. Yüksek ihtimalle gelir diye düşünüyorum. Gelmezse de şöyle 0.80'ler 0.90'ları da yaz listene. Allah yorumların en sonuna mı geldik diye heyecanlanmıştım. Bir anda da bayağı var. Devam etmeye çalışıyorum hala. Genel yüzdelik 1.59, 1.08 Maraş Fen Lisesi gelme ihtimali e, var tabii ki de. Ama yine de başka okullarda düşünebilirsin. Ama tabii ki de listene yaz onu belirteyim. Eymen genel yüzdelik 15.6, 15.3'lük okula 10 kişi artmış. Yani düşünülebilir. Listene tabii ki ya zorlarsın burayı ama gelmezse de böyle 15.7, 15.9, 16 oralardan da okula gitti. Ee, MEB'in ek kontenjan hakkı konulu yeni yazısından haberiniz var mı? Ek kontenjan dediği depremle ilgili mi bilmiyorum. Onu yazabilirsiniz bir daha bana. Uzay Özen 482 117 genel yüzdelik 0.68, 0.65'lik okul ee, biraz zor gibi duruyor. Biraz daha böyle 1, 1.5'lardan okul yazabilirsiniz. Burçin 5.62. Bunların arasında Burçin'e gelme ihtimali en yüksek okulun 6. okul olduğunu söylemek zorundayım. Arslan, e, Aslan isimli arkadaşımız benim çok kötü. Genel yüzdelik 23.95. E, burada yani şu okul gelmez. Onu söyleyeyim. Daha garanti okullara gidebilirsiniz. Arda Çelik üzülüyorum. Böyle durumları da söylemekten gerçekten üzülüyorum ama yani bunu gerçeği söylemem lazım. Zaten öğrenecek. Gerçeği hepiniz öğreneceksiniz. 4.19, 4.13 lik okula tabii ki de girersin. 90 kişi alıyormuş. Zorlarsın burayı. İnşallah burası gelir diyebilirim. Oyun 7.62 ile almış. Birinci lise. Senin yüzdeliğin kaç? 9.79. Biraz zor. Onu söyleyebilirim. Sen kaçtan başlayabilirsin? Şöyle 7.5'lardan başla. 12-13'lere kadar okul yaz. Beyza isimli arkadaşımız yüzdeliğinin 1.02 olduğunu belirtmiş. Beyza şurayı zorlarsın. İnşallah burası gelir. Burasından sekerse burayı zorlarsın. İnşallah bu ikisinden birisi gelir. Ama aa ikinci ve üçüncü ikinci okul kontenjan azaltmış. Çok azaltmış ya. Ama şuranın gelme ihtimali daha yüksek onu söyleyebilirim. Filiz 1.71 burada 1.31. Genel yani zorlarsın ama biraz zor diyebilirim. GS edit bakalım. Genel yüzdelik 7-11. Bunların arasında sana gelme ihtimali en yüksek. Şurası ama burayı zorlarsın. Onu söyleyebilirim. ille girebilir miyim? Bulunduğun ili bilmediğim için tam yorum yapamıyorum. Eğitimhane oğlumun genel yüzdeliği 0,08. Tebrik ederim. Bak bir derecelik öğrenci daha inşallah. Birinci tercih Galatasaray. ikinci tercih İstanbul erkek. Üçüncü tercih Kabataş erkek. İnşallah Galatasaray gelir. Gelmezse İstanbul erkek ya da Kabataş'tan birinin geleceğini düşünüyorum. Eğer siz de başarı hikayeleri serimizde yer almak isterseniz bana yazabilirsiniz. Ee, Instagram hesabım bakın yukarıda yazıyor. Sosyal bilgiler dersi Oradan yazarsanız kesinlikle cevap veririm. Zaten e, en etkileşimli Instagram e, eğitim sayfası olabilirim. Baya baya herkesle mesajlaşıyorum. Hiç merak etmeyin size de cevap veririm. E, eğitimhanede kalalım diyeceğim. Diğer arkadaşlarımız ne olur bana küsmesin. Tam kaç dakika oldu videonun başlangıcını saymıyorum. Burası 37 dakika oldu neredeyse. 37 dakikadır yorumluyorum. Çok öğrenci kaldı mı bilmiyorum. Bakın aşağı doğru iniyorum. Daha çok fazla yorum var. Yani eğer bu kalan arkadaşlarımız bu yeni çektiğim videonun altına da yazarlarsa çok sevinirim. Affınıza sığınarak sizden müsaade istiyorum. Bakın daha iniyorum, bitmiyor. Eğer bu videoyu bitirmeye çalışırsam nereden baksanız 1 saat olacak. Sizden ricam kaldığım yerden sonraki arkadaşlarım, bakın onlara kalp koymadım, o arkadaşlarım üzülmesinler ne olur, e, tekrardan bu yeni çektiğim videonun altına genel yüzdeliklerini, gitmek istedikleri okulların yüzdeliklerini yazarlarsa yorumlamaya çalışacağım. Hiç merak etmeyin, söz veriyorum. Evet arkadaşlar, son videonun yorum bölümüne gelen yüzdeliklerin yorumlanması bu şekilde olacaktı. Umarım hepinizin hakkında hayırlısı olur diyerek bu videoyu bitirmek istiyorum. Tercih sürecimiz bildiğiniz gibi 19 Temmuz'a kadar sürecek. Acele etmenize gerek yok. Bizler burada doğru rehberlik için bulunuyoruz. Yine e, bu tarz videolarımız devam edecek. Hiç merak etmeyin. Merak ettiğiniz şeyler varsa tekrar hatırlatmak istiyorum. Yorum bölümüne yazabilirsiniz. Eğer ee, hala cevaplandıramadığım kişilerin yüzdelikleri varsa da yine bu videonun altına genel yüzdeliğinizi gitmek istediğiniz okulun yüzdeliğini yazarsanız aşağı yukarı yorumlamamı da yapacağım. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.